Herkese merhaba. Bugün yeni bir setup'la sizlerin karşısındayım. Kameramı değiştirdim, açımı değiştirdim ve ışıklarımı değiştirdim. Ee, bu şekilde biraz daha kaliteli videolar çekmeyi düşünüyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün podcast hakkında konuşacağız sizlerle. Podcast'leri derslerinizde nasıl kullanabilirsiniz? O konulardan biraz bahsedeceğim. Ben nasıl kullanıyorum derslerimde bunlardan size biraz bahsetmek istiyorum. İlk önce podcast ne demek isterseniz bundan başlayalım. Podcast kelimesi aslında iki tane kelimenin birbiriyle birleştirilmiş halinden oluşmakta. Yani iPod'un potu ve broadcast'in kestinin birleşmesiyle oluşmuş bir kelime bütünü. Podcast'ler 2000 yılında iPod'larda dinlenebilen bir yayın formatında hayatımıza girdi. Daha sonrasında birçok platformda da yayınlanmaya başladı. Şu an en popülerlerinden birisi Apple Podcast ve tabi bildiğiniz gibi Spotify inanılmaz derecede popüler. Eğer podcast dinlemeyi seviyorsanız buralardan çok rahatlıkla podcastlerinizi dinleyebilirsiniz. Ben derslerimde nasıl yapıyorum peki? Ben bir konuyu işlediğim zaman bu konuyla ilgili öğrencilerin fikirlerini almak için onlardan birer dakikalık podcast kaydetmelerini istiyorum. Kaydettikleri bu podcastleri dinlerken onların neleri öğrenip öğrenmediğini aslında ölçmüş oluyorum. Bir ara değerlendirme olarak kullanıyorum ve bu ara değerlendirmede öğrenciler hiç değerlendirildiklerini fark etmeden bu konuları benimle paylaşmış oluyorlar. Bu anlamda inanılmaz yararlı oluyor. Tabii ki okulumda öğrencilerimle podcast kulüplerim var. Bu kulüplerde öğrencilerle birlikte belirlediğimiz konu çerçevesinde birlikte tartışıyoruz. Podcast'i grup olarak yapmak inanılmaz derecede sınıf disiplinini arttıran bir durum. Öğrenciler bir kere birbirlerini çok rahat bir şekilde dinliyorlar, birbirlerini dinlemeyi öğreniyorlar, birbirleriyle tartışmayı öğreniyorlar, sıralarını bekliyorlar ve konu hakkında yorum ve analiz yapma becerilerini inanılmaz derecede arttırıyorsunuz bu podcast'ler sayesinde. Derslerinizde başka amaçlarda da kullanabilirsiniz. Okulunuzda yayınlar yapabilirsiniz. Her türlü amaca uygun bir şekilde kullanabilirsiniz. Bugün ben sizlerle podcast'i iPad'de nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bir iPad kullanarak podcast'i nasıl kaydedebiliriz, nasıl düzenleyebiliriz? Sizinle birazcık bunlara bakacağız. Hadi şimdi o zaman iPad'e geçelim. iPad'de ben GarageBand programını kullanıyorum. GarageBand programımı açtığım zaman sağ üst köşedeki artı seçeneğine tıklıyorum. Artı seçeneğine tıkladığımda izler bölümünde gitardan sağa doğru ilerliyorum ve ses kaydedicisini buluyorum. Ses kaydedicisini bulduğumda ses kısmına tıklıyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi benim sesimi kaydediyor. Yani daha doğrusu benim sesimi alıyor iPad'in çok güzel bir mikrofonu var arkadaşlar. Bu mikrofon sayesinde çok rahat bir şekilde kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Ama şuna dikkat etmenizi öneriyorum. Kayıt yaptığınız odada olabildiğince az yankı olsun. Yani duvarlar dolu bir yerde yapabilirsiniz. Yerde halı olan bir yerde yapabilirsiniz. Boş bir sınıfta yaparsanız çok fazla yankı olacak ve de bu birazcık uğultu yaratabilir. Okullarda en iyi podcast yapma yeri hatta başka enstrümanlar da kaydetmek istiyorsanız en iyi yer neresi biliyor musunuz? Okulunuzun kütüphanesi. Çok güzel bir şekilde yalıtılmış ve kitaplar difüzör özelliği görüyor. Diğer yastıklar absorber görevi görüyor. Sesi çok fazla yansıtmıyor ve çok homojen bir şekilde kayıt almanızı sağlıyor. Okulunuzdaki kütüphanelere bir de bu gözden bakmanızı rica ediyorum. Şimdi tekrar iPad'e dönelim. Burada yaptığım şey şu. Gördüğünüz gibi stüdyo ve eğlence diye iki tane bir bölüm var. Eğlence kısmını şu anda kullanmıyorum. Ben stüdyo kısmını kullanacağım. İlk önce yapacağımız şey sağ üst köşedeki mavi üçgen gördüğünüz yere tıklayıp onu kapatmak. Bu bizim aslında metronomumuz. Metronomu daha çok kayıt yaparken, bir enstrüman kaydı yaparken kullanırsınız ama e, burada podcast kaydedecekseniz buna ihtiyacınız yok. Onun için metronomu kapatalım. Çünkü çıkacak tık 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 sesleri sizi rahatsız edecek, kaydınıza da girmiş olacak. Metronomu kapattıktan sonra ikinci iş olarak şunu yapıyorum. Yine sağ üst köşede e, soru işaretinin hemen altında gördüğünüz artıya tıklayıp buradaki bölüm A'ya tıklıyorum ve bunun uzunluğunu otomatik olarak ayarlıyorum. Bu da bize çok uzun bir kayıt mesafesi sunmuş olacak. Eğer otomatiği açmasaydık burada şu işlemcimiz 8'e geldiğinde bunun sonuna geldiğinde kaydımız duracaktı. Şimdi bunu yaptıktan sonra yapacağım şey şu. Podcast'ime başlamak. Kayıt butonuna basarak aslında podcast'ime başlıyorum. Şimdi sizinle bir deneme kaydı yapalım. Herkese merhaba. Bugünkü podcastimize hoş geldiniz. Bugünkü podcast konumuz <laughs> burada mesela bir öksürük oldu, bir şey oldu. Buraları nasıl düzelteceğimizi göstereceğim. Bugünkü podcast konumuz podcast nasıl kaydedilir ve nasıl editlenir. Haydi şimdi konumuza girelim. Dedikten sonra durdurdum. Orada bir öksürük olabilir, dışarıdan bir ses gelmiş olabilir ya da herhangi bir öğrenci Belki yanlış bir şey söyledi, silmek istediğiniz onun söylediği şeyi. Onun için şimdi nasıl bunu editleyeceğimizi göstereceğim size. Kaydımızı bitirdikten sonra yapacağımız şey sol üst taraftaki çizgi çizgi olan yere basmak. Bunu yaptığınız zaman kayıt bölümüne gireceksiniz. Kayıt bölümünde bizim kaydettiğimiz waveformları formları görüyorsunuz. Şimdi isterseniz bir dinleyelim. Herkese merhaba. Bugünkü podcastimize hoş geldiniz. Bugünkü podcast konumuz... <laughs> evet tam burada öksürmüştüm. Ne yapacağım? Bakalım nasıl devam etmişim? Bugünkü podcast... Burada da bugünkü podcast konumuz diye başlamışım. Şuraya bakalım. Bugünkü podcast... Evet. Tam buradan benim bunu kesmem lazım. Yani şu tam şurada 3.1'den... 7.2'ye kadar olan kısmı aslında kesmem gerekiyor. Ne yapacağım? 3.1'e geldim. Parmağımla mavi bara dokunuyorum. Gördüğünüz gibi etrafında bir çerçeve çıktı. Tekrar dokunduğum zaman da yukarıdaki menü ortaya çıktı. Burada yapacağım işlem şu. Böl diyorum. Böyle tıklayınca gördüğünüz gibi bir makas işareti çıktı. Makası tutup aşağıya doğru çektiğimde bölecek. Bakın şimdi burası o bölümden ayrı bir parça olarak işlendi. Tekrar buraya geliyorum. 7.2'ye geliyorum. Tekrar tıklıyorum, böl diyorum ve makası aşağıya çekiyorum. Şimdi sadece bunu seçtim. Sadece şunu seçiyorum ve bunu sil diyorum. Biraz önce orada o yanlış kaydettiğimiz bölümü çok rahatlıkla ortadan kaldırmış olduk. Parmağımla şurayı tutuyorum ve diğerine yapıştırıyorum. Bakalım şimdi baştan dinleyelim. Herkese merhaba. Bugünkü podcastimize hoş geldiniz. Bugünkü podcast konumuz podcast nasıl kaydedilir ve nasıl editlenir. Haydi şimdi konumuza girelim. Dedik, böyle başladık. Şu an şurada başta birazcık bir boşluk var gördüğünüz gibi. Hemen 1.1'den 1.3'e kadar bir boşluk var. Yapacağım şey şu başta gördüğünüz çubuğa tıklayıp onu boşluk kısmına almak. İki parmağınızı kullanarak şu hareket İki parmağınızı kullanarak istediğiniz gibi bunu açabilirsiniz ve yine bu tarafa doğru çekebilirsiniz. Şimdi bunu tekrar düzeltiyorum, başa getiriyorum, bunu da ona getiriyorum. Bakın. Herkese merhaba, bugünkü podcastimize hoş geldiniz. Bugünkü podcast konumuz Çok güzel. podcast nasıl kaydedilir ve nasıl editlenir. Haydi şimdi konumuza girelim. Bunu yaptıktan sonra belki altına bir giriş müziği eklemek isteyebilirsiniz. Giriş müziği eklemek için ben genelde loop'ların içindeki şarkıları kullanıyorum. Yani daha önceden kaydedilmiş şeyleri kullanıyorum. Bakın burada hemen şu bastığım yer bizim Apple loop'larımız. Apple loop'larımızda yapacağımız şey şu. Müzik aletlerine giriyorum ve burada istediğim enstrümanlardan birisini seçiyorum. Bugün hadi sizinle birlikte bir gitarla giriş yapalım. Gitar buldum ve buradan gitarları teker teker dinleyip istediğimi bulabilirim. Eğer bunu kullanmak istiyorsanız yapacağınız şey parmağınızda tutup çekip buraya altına koymak olacak. Şimdi şu bölgeyi biraz küçültelim. Bakın sonuna kadar gittiğini görüyorsunuz bunun ve İlk başta şu kısımda rengi daha parlak, burada daha opasitesi azaltılmış durumda. Bu demek oluyor ki bu tam şu noktadan itibaren tekrarlanıyor. Yapacağım şey bunu alıp buraya getirmek, bırakmak. Şimdi şu üsttekinleri, üsttekinleri tutup çekmem gerekiyor. Yani birazcık müzik başladıktan sonra ben girmek istiyorum sözlerimle. Bunu yapmak için kolay bir yöntem göstereceğim şimdi size. Parmağınızı herhangi bir boş yere tıklayın ve çıkan kareyi kareyle ikisini birlikte seçin. Bakın seçtim ve şimdi tuttum birlikte bunları geriye getirdim. Şimdi bunu aldım buraya aşağıya getirdim ve yine uzatıyorum istediğim gibi uzatabilirim. Uzatmak için yapacağım şey şu üzerine tıklıyorum ve döngü diyorum menüden döngüyü seçiyorum. Tekrar şu ikisini seçtim ve üçün başına getirdim. Şimdi bakalım dinleyelim ne durumda. Herkese merhaba. Bugünkü podcastimize hoş geldiniz. Bugünkü podcast... Burada şöyle bir nokta var. Bilirsiniz podcastlerde müzik girer ondan sonra müzik yavaş yavaş kısılır ve konuşma girer. Buna dikkat etmişsinizdir belki. Burada aynı işlemi yapmak istiyorum. Yani müzik buraya geldiğinde kısılsın istiyorum. Bunu yapmak için gitarımın üzerine tıklıyorum ve burada otomasyon denilen yeri seçiyorum. Otomasyonu seçtiğim zaman bakın burada bir çizgi çıktı. Şimdi yapacağım şey şu noktayı alıp burada bir yer belirlemek. Tam şurada giriyorum. Birazcık gerisinde bir yer belirliyorum ve bunu sıfırda tutuyorum. Şimdi bir tane daha nokta alıyorum. Bu üç noktayı oluşturduktan sonra yapacağım. En sondaki noktayı tutup birazcık aşağıya çekmek. Şöyle eksi 15'e getirdim. Şimdi bakalım dinleyelim ne oldu. Herkese, Herkese merhaba. Bugünkü podcastimize hoş geldiniz. Bugünkü podcast sonumuz... Gördüğünüz gibi müzik aslında orada tam çizginin orasında yavaşladı ve benim vokalimin yani benim sesimin arkasına geçmiş oldu. Böylece benim sesim daha önde, müzik daha arkada oldu. Böylece müzik bana aslında sadece bir ambiyans sağladı. Şimdi yapacağımız şey ise buraya geldiğinde müziği tekrar yükseltmek istiyoruz. Buraya bir nokta daha koymak için şöyle basit bir yöntem göstereceğim size. Şuradaki noktanın üzerine tıklıyorum ve bunu kopyala diyorum ve geliyorum tam buraya yani şunun olduğu yere tıklıyorum ve yapıştır diyorum. Şimdi burada bir tane nokta oluştu. Tekrar eksi 15'e çekiyorum. Müziğin buraya kadar gelince yükselsin. Buraya tekrar tıklıyorum ve buraya da yapıştır diyorum. Bakın zaten otomatik olarak orada kopyaladığımız seviyeye müziği yükseltmiş oluyor. İsterseniz yerini birazcık değiştirebilirsiniz. Şimdi en baştan gelin dinleyelim. Herkese merhaba. Bugünkü podcastimize hoş geldiniz. Bugünkü podcast konumuz, podcast nasıl kaydedilir ve nasıl editlenir. Haydi şimdi konumuza girelim. Ve müzik tekrar yükseldi. Evet, otomasyonunuzu bitirdikten sonra yapacağınız şey sağ üst köşedeki bitti tuşuna tıklamak. Bittiye tıkladıktan sonra sol taraftaki paneli açmak için Ortadan tam buradan tutuyorum ve çekiyorum. Şimdi yukarıda gördüğünüz gibi FX diye bir bölüm var. FX'in hemen yanında küçük noktalar var. Kendi vokalimi seçiyorum ve o noktalara tıklıyorum. Burada sesinizin EQ yani equalizer ayarlarını ayarlayabilirsiniz kulağınıza daha hoş gelmesini istediğiniz şekilde baslarıyla tizleriyle birazcık oynayabilirsiniz. Buradan siz de kendi ses özelliğinize göre tizlerini, baslarını açıp azaltabilirsiniz. Tabii ki burada anlatılacak daha çok şey var. Ancak bunlar başka bir dersin konusu. Şimdi yapacağım şey ise bunu paylaşmak. Paylaşmak için yapacağım şey sol üst köşede gördüğünüz dosyaya tıklamak. Dosyaya tıkladıktan sonra parçam 26 olarak bende kaydoldu. Sizde farklı bir şekilde kaydolabilir. İsterseniz bunun üzerine tıklayıp adını değiştir diyebilirsiniz. Adını değiştirip mesela podcast 1 yapabilirim. Bunu yaptıktan sonra yine üzerine uzun basıyorum ve aşağıdaki paylaş kısmına tıklıyorum. Paylaşa tıkladıktan sonra bu projeyi nasıl paylaşacağımı bana soruyor. Ben bunu parça olarak yani bir ses dosyası olarak paylaşmak istiyorum. Parçaya tıkladım. Buradaki ayarları isterseniz değiştirebilirsiniz, isterseniz aynı kalabilir. Tamamen size kalmış ama iPad'iniz sizin için en optimal değeri burada oluşturmuş durumda. Paylaşa tıklıyorum. Paylaşa tıkladıktan sonra eğer bir Mac bilgisayarınız varsa AirDrop'la Mac bilgisayarınıza atabilirsiniz, mesajla gönderebilirsiniz ya da maille, e-postayla kendinize gönderebilirsiniz. E-postaya tıkladığım zaman parçayı dışarıya aktarıyor. Parçayı dışarı aktardıktan sonra kime kısmına mail adresinizi yazabilirsiniz ve sağ üstteki oka tıkladığınız zaman bunu kendinize mail atmış oluyorsun Peki bütün hepsini yaptık. Sesimizi kaydettik, podcastimizi düzenledik. Bunu nasıl yayınlayacağız? İşte Önümüzdeki videonun konusu da bu olacak. Önümüzdeki hafta sizinle bu podcast'i nasıl bütün podcast platformlarında yayınladığımızı göstereceğim. Ücretsiz olan bu yayınlama işleminde nelere dikkat etmemiz gerektiğinde sizlere anlatacağım. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Kanala abone olmayı unutmayın ve lütfen videoyu paylaşın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.